Programımıza, konuğumuza devam edeceğiz. Skype bağlantısında Haldun Domaç bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. Nasılsınız bugün? Çok teşekkür ederim Demet. Gayet iyiyim. Herkese de güzel bir gün diliyorum. Artık hafta sonu da geliyor. Güzel bir hafta sonu da dileyebiliriz şu andan itibaren. Çok teşekkür ederiz. Konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'nin noktalık haberlerimizde oradan devam edelim. Mario Branco'nun açıklamaları dünün ve bugünün önemli konularından biri. Çünkü Jose Mourinho geldikten sonra Edin Dzeko hakkında nasıl bir karar alınacak merak ediyorduk açıkçası. O da son noktayı koymuş oldu. Mourinho ile konuştuğumuz ilk günden beri Edin Dzeko gündemi zaten var, takımda kalmaya devam edecek dedi. Sizin yorumunuz ne olacak bu açıklamayla ilgili? Demet, bana göre Fenerbahçe mutlaka hani klasik bir tabirle gövdeli bir santrofor alacak. Yani Edin Dzeko'ya sezonun yüklemesi mümkün değil. Yani Edin Dzeko yaş olarak tabii ki tecrübesi, kariyeri başka bir yere yazılacak ama yaş olarak da giderek ağırlaşan bir yapı sergiliyor. Çok iyi niyetli. Gerçekten Mario Branco'ya katılıyorum. Çok ciddi bir profesyonel. Onlara ayrı bir yerde ayrı bir sayfa açılabilir. Ama işte oynadıkları hazırlık maçında, Hajduk Split maçında da izledim. Giderek ağırlaşıyor. Pozisyon alma noktasında önemli hatalar yapıyor. Şimdi bütün bunlardan çıkan sonuç gitsin değil. Ama siz eğer böyle bir kadro kurmak istiyorsanız ve şampiyonluk için Mourinho gibi bir hocayı getiriyorsanız bana göre santrofor bölgesi için de tartışılmayacak, katkısı çok önemli olacak bir santrofora ihtiyaç var. Edin Dzeko bence ikinci santrofor pozisyonunda olabilir. Yani Fenerbahçe'nin ben birinci santrofor alıp Edin Dzeko'yu geçen sene Batshuayi'yi kullandığı gibi, ki iyi kullanmadı onu da söylemek lazım, ikinci santrofor yapıp bir de yerli santroforla orayı takviye etmesi lazım. Eğer Dzeko birinci santrofor diye düşünülürse, ki benim anladığım kadarıyla düşünülmüyor, düşünülürse Fenerbahçe yeni sezon için ciddi bir sıkıntı daha yaşayabilir. Çünkü Edin Dzeko'yu ilk hazırlık maçından gördük. Geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Daha ağır pozisyonlarda, pozisyon alma noktasında işte o ağırlığın ya da o çalışkan olma isteğinin getirdiği sıkıntıları yaşıyor, ki geçen sene eleştirdiğimiz en önemli noktalardan biri şuydu. Edin Dzeko gibi belli bir yaşa gelmiş futbolcunun öyle orta sahalara derine kadar gidip top alıp sonra gelip santrofor bölgesinde gol araması çok da böyle hani yaşınla müsemma bir durum değildi. Onu özellikle söylememiz lazım. Şimdi benzer bir şey yapmaya çalışıyor. İyi niyetle orta alana katkı vermeye çalışıyor ama o gücü yok. O zaman da gol pozisyonlarında, Hajduk Split maçında kaçırdığı goller var. Gol pozisyonlarında etkinliği azalıyor. Ben şunu söyleyeyim, özeti şu. Hani Edin Dzeko kalabilir. Gerçekten de gitmeyebilir. Çünkü Türkiye'yi seviyor. Fenerbahçe taraftarı da takımı da onu sevdi. Ama Edin Dzeko'ya bağlı bir santrofor bölgesi bence büyük bir hayal kırıklığı olur. Onu söyleyeyim. Peki santrofor bölgesi için birkaç isim söyleyeceğim. Üzerine şöyle genel yorumunuzu rica edeceğim. Çünkü birçok isim de duyuyoruz. El Nesiri zaten biliyoruz. Bugünkü manşetlerde hem El Katsiyah'ın teklifinin artacağı hem de Roma tarafından da yine bir teklif olduğu söyleniyor. Cenk Tosun iddiaları devam ediyor. Beşiktaş'ta görüştükten sonra karar verecek kendisi. Ve Weghorst'u bile gördüm Fenerbahçe için. Bu üç profilde göz önünde bulundurduğunuzda nasıl bir golcü transferi bekliyor Fenerbahçe'yi? Şimdi bu sayılan isimler arasında bence öndeki isim En Nesyri hala. Öyle düşünüyorum ben. Evet, hatta şöyle bir şey var. Biraz da böyle hani Roma'nın talip olması muhtemelen canını sıkmıştır Mourinho'nun. Eski takımının tam da kendisinin gözdesi haline gelen, almak istediği oyuncu profili olarak gördüğü En Nesyri'ye talip olması can sıkıcı olacak bir olay. Zaten bu oyuncuların çoğuna Suudi Arabistan'dan talep geliyor yüksek bedellerle. Ama şöyle bir intiba oluştu artık. Bilmiyorum sen de katılır mısın Demet? Yani para için Suudi Arabistan'a gidenlerin neredeyse %60'ı 70'i Avrupa'ya dönmek için daha düşük rakamlarla gelen teklifleri kabul etme noktasına geldiler. Evet. Yani
mutlu olamıyorlar. Bunun tabii birçok nedeni olabilir. Rekabette daha zayıf bir rekabet oluşması olabilir. Antrenman düzeyleri olabilir. Yani pek çok şey konuşulabilir. Yani üstüne kitap bile yazılır yani. Ama sonuç itibariyle oraya giderken eskiden iki kere düşünüyorlarsa şimdi dört kere düşünmeye başlıyorlar. Mesela bu noktada Rafa Silva'nın da çok talibi vardı Suudi Arabistan'da. Dikkat ederseniz belki de Rafa Silva Suudi Arabistan'dan alacağı paranın çok daha azına, belki yani çok daha azına derken belki de yarısına Beşiktaş'a gelmeye razı oldu. Yani onun için bu transferlerde Suudi Arabistan tarafı tıpkı Çin tarafı gibi biraz kapanmaya başladı. Evet. Bence öyle düşünüyorum. Ya da oyuncular en azından böyle düşünüyorlar. Onu özellikle söyleyebilirim. Şimdi dönelim Santrafor bölgesindeki duruma. Şöyle bir bilgi var elimde ki Serdar Dursun'a çok cüzi bir ücret teklif yapmışlar. Yani kabul edilebilir, arası balansı oluşabilen bir ücret teklif edilmemiş. Dolayısıyla Serdar Dursun bir bekleme sürecinde. Yani bunu niye anlattım? Cenk'in gelişi gidişi Serdar Dursun'la çok bağlantılı olabilir. Onu özellikle söyleyelim. Ayrıca da şunu da vurgulamak lazım. Belki de Mourinho uzun boylu ceza sahası içini karıştıran santrofor olarak onu da düşünebilir. Daha hareketli bir santrofor tipi bu noktada ön plana çıkabilir. Yani ben şu anda Puttgarden'da yine uzun boylu bir santrofor. Yani tam da böyle hani istediği bir oyuncu mu dersen Mourinho'nun, çok öyle görünmedi bana. Yani Puttgarden'ı ben beğeniyorum, ayrı konu. Evet. Ama böyle hani uzun boylu iki tane santrofor, hatta bir tane de yerli santrofor yerine bir tane çabuk bitirici bir santroforu daha ön plana yazacaktır Mourinho diye düşünüyorum. En-Nesyri şu anda galiba görünen en mantıklı isim gibi görünüyor. Peki Galatasaray'a da değinelim. Hazırlık mücadelesi oynandı Lens Glens takımıyla ve 3-2 mağlup oldu Galatasaray. Tabii denemeler hazırlık karşılaşmalarında daha çok ön planda oluyor. Okan Buruk da zaten bizim için iyi bir antrenman oldu dedi. İzleme şansı bulabildiniz mi? Nasıl gidiyor Galatasaray'ın gündemi? Evet, maçı izledim. Hani biraz tabii maçı izledim ama maçın hani klasik bir laf var ya, gazı kaçıyor diye. Yani evet. Çok değişiklikler maçın gazını kaçırdı tabii. Biraz da onu söyleyelim. Ama maçın başlayan bölümünde ve oyuncularla ilgili birkaç bilgi aktarabilirim gördüğüm tabii, kadarıyla. Bir kere şunu söyleyelim. Okan Buruk demiştik yani Icardi ile Batshuayi birlikte oynar mı oynamaz mı? Biz bazen oyun içerisinde zaten o iki oyuncuyu Mertens'i Icardi'nin yanına yaklaştırıyoruz. Dolayısıyla sanki 4-4-2 gibi oynuyoruz demişti. Bu maçta da onun bir benzerini Mertens Batshuayi ile yaptı. Yani ikisini birbirine yaklaştırdı. Topu kazandığında, hücuma çıktığında Mertens Batshuayi santrofor pozisyonunu oynamaya çalışırken dönüşte Mertens biraz daha orta alan özelliğini kullanmaya çalıştı. Şimdi söyleyeceğim biraz da bireysel oyuncular üzerinden, bu oyun anlayışı üzerinden söylüyorum. Tabii ki ikinci yarıda çok değişiklik olmasıyla beraber bir arada oynama alışkanlığı olmayan oyuncular nedeniyle biraz daha maçın temposu da işte genel anlamda oyunun gidişatı da olumluya evrilmedi. Onu söylemem lazım. Ama maçın başından baktığımızda Metehan'ın performansı hem önce stoper sonra sağ bek, yani gol attığı için söylemiyorum, gayet iyiydi. Maç içerisinde bir de hata yaptı ama bu tür durumlar yaşanacak. Onu ayrı bir yere yazmam gerekiyor. Mertens'i bıraktığı yerden devam ettiğini söylemem gerekiyor. Mertens gol pozisyonlarında işte serbest vuruştaki o etkisinde onu ayrıca bir yere yazmak lazım. Mertens çok çok önemliydi. Şunu söyleyebilirim. Batshuayi bir klasikle başladı. Onun bir klasiği var. Zor golleri atar, basit golleri kaçıran bir Batshuayi. Yine öyle bir başlangıç yaptı. Galatasaray kariyerine gollü bir başlangıç yapabilirdi. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Onun dışındaki oyunculara baktığımızda konuşacağımız en önemli oyuncu Zaha. Şimdi Zaha çok istekli, inanılmaz istekli. Yani geçen sene görmediğimiz kadar istekle başladı oyuna. Yani oynadığı bölüm içerisinde. Yalnız Zaha'nın bir iletişim desteğine ihtiyacı var. Hani öyle düşünüyorum ben. İletişim desteğine ihtiyacı var.
Her ne kadar kamptan aldığımız bilgiler arkadaşlarımıza soruyoruz, işte arkadaşlarıyla iletişimi çok güçlendi vesaire gibi cümleler kursalar da gördüğüm olay şu. Mesela genelde biz ona rastlarız. Bir arkadaşınız kötü bir pas atar. Onu yüreklendirmek, daha iyisini yapması için alkışlarsınız, desteklersiniz, Evet. işaret edersiniz. Zaha böyle değil. Zaha o pası yanlış attığı zaman arkadaşını, tırnak içinde söylüyorum, azarlar şekilde şuraya atman lazım, niye buraya atmıyorsun türü bir ifade takınıyor. Bu iletişimin aslında daha güçlü hale gelmesi lazım. Muhtemelen bunu teknik ekip de aynı şekilde yani ona yardımcı olmak adına sorguluyordur. Ama Beyaz performans karakteri de olarak bak. öyle bir isim Evet. gibi duruyor. Yani ama işte bu da şimdi takımdaşlıkta çok zor. Yani bir boksör değilsin ki sen kendi kendine oynadığın bir oyun ya da işte ok atmıyorsun ya da boks yapmıyorsun, tekvandocu değilsin. Yani şimdi sen bir takım oyunu içerisinde bulunuyorsun. Onun için zaman zaman arkadaşların hatalar yapacak ve bir de şunu düşünmek lazım. Mesela arkada Köln'ün attığı bir topa inanılmaz öfkelendi. Yani şimdi bir hazırlık maçında bu olumlu taraftan bakarsanız çok arzulu diye bakarsınız. Ama bunu bir Evet. süreklilik haline getirirse bu kez de takım içerisinde küskünlükler oluşmaya başlar. Onun için Sözünüzü de ben hani şöyle balla kesmiş olayım. Trabzonspor'un Macaristan kampına çevireceğiz kameralarımızı. Yeni transferlerden tamamdır. Borna Barisic basın toplantısı düzenliyor. Bakalım.